benliklerden kurtulduğumuzda bunu fark eder miyiz? Veya fark edersek bu nasıl bir farkındalıktır? Tabii ki bu çok ileri düzeyde bir soru. Ama tabii ki bunu da cevaplamamız önemli. Ancak temelde kişinin kendi bulunduğu noktadan işe başlaması gerekir. Yani deyim yerindeyse bütün benliklerimden sıyrıldığımda nasıl olacağım? Bütün benliklerimden ayrıştığımda ne olacak sorusu tabii ki doğal olarak şu anki zihnimizin sorduğu bir soru. Her zaman şunu hatırlatmaya çalışıyorum. Benliklerinizden özgürleştiğinizde idrak edeceğiniz şey gerçek kendiliktir. Ancak bu gerçek kendilik bireysel bir şey değildir. İçinde bireysel anlamda ben olan bir benlik değildir. İçinde bireysellik ifade eden, sen, ben, öteki kavramlarını içeren bir kendilik hali değildir. O yüzden bir insan bütün benliklerinden arındığında ben diyecek bir şey bulamaz. Dolayısıyla birçok sufi bilgesi bize buna dair ifadeler kullanmışlardır. Yani örneğin işte fakir bir özne bulamaz ki ben desin der bir bilge. Yani orada ben algısı, ben kavramı, bireysel bir benlik algısı, bireysel olarak kendimizi bir yerinden, bir başka şeyden ayrıştırabilecek öznelik hali söz konusu olmaz. Hatta zaman zaman tekrar ettiğimiz Niyazi Mısri'ye atfedilen ben benlikten silindim, baktım ayar kalmamış dediği şey benzer bir bilincin ifadesidir. Tabii ki buna zihinsel olarak ulaşamazsınız. Yani tabii ki zihin işte kendimi bulmak istiyorum, gerçek kendime dönmek istiyorum, kendime ulaşmak istiyorum, kendimi bilmek istiyorum der. Şunu unutmayın, onun bütün bu soruları cevaplandırılmamalıdır. Vereceğiniz her cevap sizin gerçek kendinizin önünde bir engeldir. Vermeye çalışacağınız her türlü cevap, her türlü cevap verme gayreti sizi o hedefinizden, o arayışınızdan bir adım daha uzaklaştıracaktır. Niçin filozoflar gerçek kendiliği bulamazlar? Çünkü bunu zihinleriyle bulmaya çalışırlar. Halbuki bizim gerçek kendiliğimiz zihinsel bir arayışla, zihinsel bir metotla, zihinsel bir yolla tanımlanamaz, bulunamaz, anlaşılamaz. Aksine zihninizin yaptığı her bir tanımlama, zihninizin her bir çabası sizin gerçek kendiliğinizi bulmanıza bir perde olur. O yüzden Budizm'de, Zen Budizm'inde özellikle zihinsizlik hali veya düşüncesizlik hali veya sessiz zihin denilen bir durum yaşanmaya çalışılır ki o sessiz zihnin veya zihinsizlik halinin sonucunda biz gerçek kendimizi görebilelim. Aksi takdirde zihinsel olarak bütün çabalarınız elinizde kalacaktır. Veya zihinsel olarak gerçek kendilik diye ifade edeceğimiz her şey sizi
yanıltmış olacaktır. Bugün birçok insanda böyle yaklaşımlar var. Gerçek kendiliği tarif etmeye çalışır. Veya ben gerçekten kendimi buldum der. O bulduğu şey gerçek kendi değildir. Dolayısıyla zihin yoluyla bir yere ulaşacağını zannetmek bizatihi zihnin bize bir oyunudur. Peki biz buna niye düşüyoruz? Çünkü insanın psişik olarak ulaşabileceği en yüksek seviyenin veya psişik olarak sahip olduğumuz en kıymetli melekenin, yeteneğin, becerinin düşünce olduğuna inanıyoruz. Ki günümüzde böyle düşüncenin çok çok revaç bulduğunu, çok çok böyle en üst seviyeye konulmaya çalışıldığını görüyoruz. Hatta dini bir tahayyül, bir imgeleme, bir duygu durumu olarak ifade edip düşünceyi dinin üstünde görme eğilimi ortaya çıkabiliyor. Neden? Çünkü biz insan denen varlığın imkanlarının tam olarak bir bütün olarak farkında değiliz. Şu anda sınırlı bilinç durumumuzda elimizde en yüksek fonksiyon sanki düşüncede görünüyor. Her şey düşüncenin bir imkanı olarak algılanıyor. Yani eğer iyi düşünürsek, çok düşünürsek, çok okur ve çok düşünürsek bir şeyleri bulacağız. Halbuki bu çok temel bir yanılgıdır. Ataullah İskenderi Hikmetlerinde şöyle bir ifade kullanır. Tefekkür kalbin ayar meydanlarında cevelanıdır der. Bu tefekkürü asla küçümsemek değildir arkadaşlar. Yani burada kastettiğimiz şey tefekkür, düşünmek kötü bir şeydir. Asla düşünmeyin, tefekkür etmeyin, tefekkürden uzak durun, düşünmekten uzak durun demek değildir. Her melekenin kendine göre bir imkanı ve kendine göre bir doğru kullanım alanı vardır. Nasıl ki gözümü onun kavrama kapasitesinin dışında kullanmam yanlış olacaksa, nasıl ki kulağımı onun kapsam alanı dışında kullanmam söz konusu değilse, aynı şekilde düşünce, duygu melekelerini de onların idrak alanı dışında kullanmaya çalışmam kendi kendime kurduğum bir tuzak olacaktır. Zihin asla gerçek kendiliği kavrayamaz. Zihin ancak gerçek kendiliğin ne olmadığına dair tanımda bulunabilir. Yani şu değildir, bu değildir, bu değildir şeklinde bir tanımlama yapabilir. Ama sahte benlikleri de pompalayan zihin değil mi? Tabii ki. Paradoksal bir şey çıktı ortaya. Nasıl? Yani bizim paradoksal amacımız sahte benliklerden öze ulaşmaksa zihni devreden çıkarmakla da bunu yapabiliyoruz zaten. Evet, şöyle açalım o zaman. Sahte benliklerle tefekkür üzerinden, düşünmek üzerinden bir şekilde yol alabilirsiniz. Yani sahte benlikleri zihninizi olabildiğince yerinde, objektif, gerçekçi bir şekilde kullanarak kurtulabilirsiniz bir ölçüde. Ama tümünden değil. Ama önemli bir kısmından kurtulabilirsiniz. Yani sahte benlikler doğru düşünmenin önünde önemli bir kısmı buz gibi erir. Fakat tümüyle değil. Çünkü zihnin kendisi de gerçek kendiliğin önünde bir perde olur. Yani tefekkür yaratılış üzerinde düşünmenin aracıdır. Gerçek kendilik yaratılmış değildir. Tefekkürü zihinle yapamıyoruz yani.
Yok, tefekkürü zihinle yapacaksınız. Yani burada benim zihin dediğim, tefekkür dediğim, düşünmek dediğim şey üç aşağı beş yukarı benzer şeyler. Yani tefekkürü daha ilahi. Yok, işte ben de onun için bilerek bunu da kullandım yani. Tefekkür, dediğim gibi Ataullah İskender'in ifadesiyle kalbin ayar meydanlarında cevelanıdır diyor. Yani kalbin, insanın diyelim, gerçek kendiliğin dışında öteki alanındaki seyridir, yolculuğudur. Yani tefekkür, yaratılmış olan alanda gerçek kendiliğin dışında, yaratılmış olan alanda, yaratılmış olan şeyde, varoluş düzleminde bir yolculuk yapmasıdır. Bu, dediğim gibi, asla kötü bir şey değildir. Küçümsenecek bir şey de değildir. Fakat neyin ne olduğunu doğru tanımlamalıyız. Eğer neyin ne olduğunu doğru tanımlamazsak onu yanlış bir yerde kullanabiliriz. Yani tırnak içinde söylüyorum. Gözümün görmediğine inanmam diyen bir insan gözünün göreceliliğini anlamıyor demektir. Kulağımın duymadığı hiçbir ses yoktur diyen bir insan ve eğer bir ses varsa kulağım duymalı, kulağım duymuyorsa böyle bir ses yoktur diyen bir insan aynı hataya düşmektedir. Göz belli frekanslarda, belli aralıkta bazı şeyleri görmeye programlıdır. Peki gözü kullanmayalım mı? Hayır, kullanacağız. Ama onu kendi düzleminde kullanmak durumundayız. Onu kendi düzleminin dışında kullanmaya çalışırsa göze de haksızlık etmiş oluruz. Yani ben görmediğim şeyi kabul etmem, görmediğim şey yoktur diyorsam varlığa zulmetmiş oluyorum. Gözüme çok ağır bir vazife veya sorumluluk yüklemiş oluyorum. Peki zihni o doğru düşünce şekline getiren aslında öz değil mi? Zihni kendisi yapamaz mı? Hayır, zihni yani öz zaten bizim tarafımızdan idrak edildiğinde zaten zihnin işleyişine gerek kalmayacak. Zihin kendisi için programlandığı zemin üzerinde hareket eder. İdrak eden kimdir? Öz aslında. Özü idrak eden de öz. Hayır. Öz tarafından idrak ediliyor. Öz kendi kendini idrak ediyor. Eğer özü de idrak eden bir şey olsaydı o zaman o özden daha büyük bir şey olurdu. Öz kendi kendisi tarafından idrak edilir. O yüzden ilginçtir, sufiler şöyle demişlerdir, Allah'ı Allah'la bildim der. Mesela ben Allah'ı biliyor olsam, künhüne vakıf olacak olsam, o zaman ben Allah'ı ihata ediyorum. Böyle bir şey de mümkün değil. O yüzden Allah'ı neyle bildin diye sorulduğunda bir sufi demiştir ki, Allah'ı Allah'la bildim. O yüzden göz nasıl ki sınırlıdır, kulak nasıl ki sınırlıdır, düşünce melekesi dediğimiz, düşünme, tefekkür, bazen buna zihin de deniyor ama aslında zihin biraz daha geniş çaplı bir şey olarak mütalaa edilebilir. Ama biz şu anda zihni düşünme atmosferimiz olarak tanımlayalım. Bunlar kendi sınırlarında işlevseldirler, kendi sınırlarında kabul edilirler. Biz onları her şeyin algılanacağı bir meleke, bir yetenek olarak tanımlarsak o zaman yanılmışızdır. Mesela o yüzden İslam geleneğinde ne denir? Allah'ın zatını düşünmeyin denir. Allah'ın zatını tefekkür etmeyin denir. Neden? Çünkü sen Allah'ın zatını tefekkür edemezsin. Ama Allah'ın yaratmış olduğu şeyleri tefekkür edebilirsin. Allah'ın yaratmış olduğu şeylerden yola çıkarak Allah'a dair bir idrak geliştirmeye çalışabilirsin. O yüzden bu çok önemli bir noktadır. Hiçbir zaman felsefe veya düşünce veya tefekkür
bize gerçek kendiliği keşfettiremez. Hatta bırakın keşfettirmeyi, bizatihi onun önünde bir engel olur. Bir perde olur, bir örtü olur. Her türlü düşünce gerçek kendiliğin engelidir, perdesidir. Gerçek kendilik bizatihi kendi kendine idrak edilir. Bunun için de biraz tırnak içinde zihni, fikri, tefekkürü kenara koyabilme becerisi kazanmamız gerekir. Her şeyi düşünerek anlamaya çalışan kişi, her şeyi düşüncenin nesnesi olarak algılayan kişi, düşünceyi putlaştırmaktadır. Düşünceyi en üst meleke olarak tanımlamaktadır ki bu böyle değildir. O yüzden düşünce, bu anlamda akıl, tefekkür, psikolojik düzeydeki bir kısım sahte benlikleri temizlemek için kullanılabilir. Mesela, yani zihni yine zihnin kendi silahıyla yapılacak. Evet, yani zihni belli bir ölçüde yine zihin içinde oluşan şeyleri temizlemek için kullanabiliriz. Bu mümkün bir şeydir. Ama bizatihi zihni zihinle temizleyemeyiz. O yüzden hani şöyle ifade edelim. Eğer denizdeyseniz bir kayık kullanacaksınız, bir gemi kullanacaksınız. Ama karaya yanaştığınızda artık o kayığı kullanmaya çalışmanız bir yük haline gelecektir. Dolayısıyla modern batının takıldığı temel nokta, tuzak budur. Biz de biraz modernleşmiş, batılılaşmış zihinlere sahibiz. Biz de aynı tuzağa düşüyoruz. Mesela duygunun ve düşüncenin olmadığı bir durumu boşluk, yokluk olarak algılıyoruz. Hiçlik olarak algılıyoruz. Aslında hiçlik, boşluk, yokluk olmayan şeylerdir. Yani varlık idrak edilmediğinde oluşan hissiyata veya hale biz yokluk diyoruz. Yoksa yokluk, hiçlik, bomboşluk, gerçek anlamda boşluk hakikatte yoktur. Bunlar hani doluluk idrak edilmediğinde boşluk imajinasyonu oluşur. Varlık idrak edilmediğinde yokluk imajinasyonu oluşur. Her şey hiçliğin içinde var mı? Her şey yokluğun içinde var mı? Yani asıl olan asıl olanlar değil. Hayır. Asıl olan varlıktır. Asıl olan mutlak varlıktır. Mesela biz çoğunlukla böyle yoktan var oldu diyoruz. Yokluk bir şeyin ilkesi olamaz. Yani hiçbir şey yokluktan doğmaz. Ama görünür değilse biz yok diyoruz. Ve bir şey görünür hale geldiğinde bizim algımız onu şey olarak tanımlıyor. Bak yokken oldu, yoktan oldu diye algılıyoruz. Halbuki her şey kaynak olarak, ilke olarak varlıktan kaynaklanır. Ama varlık derken bu somut varlığı tanımlamamalıyız. Kastettiğimiz şey bu somut varlık değildir. Hatta şunu diyebiliriz. Somut varlık varlıktan en uzak olan şeydir. Bir şey ne kadar maddileşiyorsa, bir şey ne kadar elle tutulur, gözle görülür, hissedilir, beş duyuyla algılanır hale geliyorsa varlıktan o derece uzaktır. Ama bizim şu anki zannımızda göre ne? Bir şey ne kadar elle tutulur, gözle görülürse sanki o kadar var algılıyoruz. Dolayısıyla bu aslında beş duyuyla bağlantılı, düşünce ve beş duyuyla bağlantılı olan zihnimizin bir manipülasyonudur. Ama hiçlik de bir var aslında.
tezahür etmemiş alan. Tamam işte yani hiçlik kavramı aslında şu anki algımızla mecburen kullandığımız bir şey. Yoksa hakikatte hiçlik diye bir şey olamaz yani. Yokluk diye bir şey hakikatte olamaz. Yokluk varlığın zıttı olarak zihnimizin oluşturduğu bir şeydir. Bizatihi mesela yokluk gösterilemez veya bak işte yok. Burası denemez. O yüzden aslında bizim zihinsel olarak içine düştüğümüz böyle boşluk, yokluk hissi yine zihnin bir imajinasyonudur. Hatta böyle düşüncenin, duygunun biraz böyle kaybolmaya yüz tuttuğu durumlarda kişi kendini boşluğa düşme, yokluğa düşme hali ile tarif eder bazen. Bu da zihnin aslında en büyük tuzağıdır. Yani işte duygular koy kenara, düşünceleri koy kenara, beş duyuyu kenara koy, bunların hiçbiri yok. İşte anne yok, baba yok, madde yok, zaman yok. Sanki o zaman yok oluyorum gibi bir hisse kapılıyor zihnin içindeki insan. Halbuki aslında o anda sen varlığa daha çok yaklaşıyorsun. Gerçek varlığa daha çok yaklaşıyorsun. Ama zihin elindeki en önemli gücü kullanıyor. Bak yok olacaksın. Bakın yok olacak bir şey varsa zaten yok olsun. Hani yok olabilecek bir şey varsa zaten yok olup gitsin. Sen o yokluk değilsin ki. Sen yok olabilecek bir varlıksan bırak yok olsun o zaman. Ama zihin kendi altında hissediyor ki. Aynen işte o yani zihin kendi kendisini tehdit altında hissediyor ve zihin bizi manipüle ediyor. Bak diyor tehdit altındasın, yok olacaksın. O zaman hadi hemen düşün, hemen hisset, hemen duygular olsun, bir şey hisset, bir şey seni etkilesin, bir şeylerle etkileşime gir. İşte bir ses olsun, kulağının farkında ol, bir şey ye, tad alma duyunu al, işte bir şey oku, düşün. Bunların üzerinden bir varoluş zemini inşa etmeye çalışıyor. Halbuki bakın, geçici ve göreceli olan şey bizim gerçek kendiliğimiz değildir. Bakın o yüzden bunu nasıl anlarsanız anlayabilirsiniz. O size ait ama ben şunu ifade edeyim. Onlar Allah'ı unuttu, Allah da onlara kendilerini unutturdu. Bakın bu ayetin literal tercümesidir. Bunu nasıl yorumlarsanız yorumlayın. Bu size ait son tahlilde. Ama ben şunu hatırlatıyorum, bakın tekrar ediyorum. Onlar Allah'ı unuttu, Allah da onlara kendilerini unutturdu. O zaman kendiniz neyle alakalı bir şey? İşte o zaman bakın, dindar olmak nedir, din nedir? Bunu da buradan daha doğru bir noktada keşfedebilirsiniz. Din, ben bir dine inanıyorum, inanmıyorum. Bunlar değil yani. Din, kendini Allah'ta konumlandırmaktır. Yani kendini Allah'ta bilmektir. Gerçek kendini Allah ile bağlantılı bir şekilde tanımlamaktır. Din budur. O yüzden bakın, biz diyoruz ya bazen birçok itikat tartışmasına konu oluyor işte. La ilahe illallah dersen yetmez, Muhammedun Resulullah da diyeceksin. Peki nedir Muhammedun Resulullah? Aslında senin Allah'la olan intisabına dair bilincindir aynı zamanda. Yani evet, Muhammed Allah'ın Resulüdür. Peki ne demek Muhammed Allah'ın Resulüdür? Yani Muhammed Allah'la intisaplı, Allah'la bağlantılı bir varlıktır. Peki sen? Sen de İsmail Abdullah'sın. Ayşe Abdullah'sın. Bunun farkında mısın? Ama
La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah, annem beni hiç sevmedi. Böyle tanımlıyorsun. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah, eşim beni terk etti. Değil mi? Öyle demiyor muyuz? La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah, hayatta hiç kimse beni anlamadı. O zaman sen la ilahe illallah da deme, Muhammedun Resulullah da deme. Neden deme? Hani deme hakkın yok anlamında değil. Önce bunları bir düşün yani. Öyle la ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyip sonra hiç kimse beni anlamadı, hiç kimse beni sevmedi dersen o hakikatlere yazık etmiş olursun. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah İsmail Abdullah diyeceksin. Allah'la olan intisabının, bağının idrakinde olacaksın. Hatta Muhammedun Resulullah'ı atlasan bile problem değil. Yani o parantez içinde aslında Muhammedun Resulullah sana ne anlatıyor? Yani sana diyor ki ey insan, sen Allah'la bağlantılı bir varlıksın. Sen onunla tanımlanan bir varlıksın. Sen kendini dikkat et, neyle tanımlıyorsun? Bakın Muhammed neyle tanımlandı? Allah'la tanımlanıyor. Peki sen kendini neyle tanımlıyorsun? Travmalarınla, acılarınla, mağduriyetlerinle, mahrumiyetlerinle, beklentilerinle, korkularınla, arzularınla, yaşadığın bu dünya hayatıyla, benim hayatım da hayat mı diyorsun veya benim hayatım berbat diyorsun ve eşim hayatımı berbat etti diyorsun. Sen nerede tanımlıyorsun? La ilahe illallah nerede kaldı? Muhammedun Resulullah nerede kaldı? Sen neredesin? Bu hakikatler nerede? O yüzden din insanın kendisini Allah ile tanımlama bilincine sahip olmasıdır. Senin bütün tanımlarını kenara koyma şuuruna varmandır. Benim şu anda yaptığım bütün tanımlar sahte. Evet, zahiren annem var, babam var, sevmişler, sevmemişler, anlamışlar, anlamamışlar. Şu an dostlarım var veya yok. Hepsi ayrı bir konu. Bunlar beni tanımlayan şeyler değil. Bunlar benim deneyimlerim. Bunlar benim bu dünya hayatındaki süreçlerim. Ben bunlarla kendimi nasıl tanımlarım? Bunlar da tanımlıyorsam, o zaman ben Muhammed Resulullah'ı anlamıyorum demektir. Mesela Muhammed Hatice'nin kocasını, Fatıma'nın babasını, Hasan Hüseyin'in dedesini, Mekke'de doğan, Medine'de yaşayan bir insandı. Kim ve ben kimim? O yüzden kendimizi nasıl tanımladığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. O kendimizi tanımladığımız sahte şeyler bizim gerçek kendimizin engeli haline geliyor. Ben yalnızım. Ne oldu şimdi? Muhammed Resulullah nerede kaldı? Ya o ayrı. Sonra bir de kavgasını yaparız. İşte bak Muhammed'in Resulullah diyeceksin, demeyeceksin, demeyen cehenneme gider. Ya hepimiz kendi cehennemimizde yaşamıyor muyuz? Hepimiz yalnızlığın, korkunun, beklentilerin, mahrumiyetlerin, bugüne kadar yaşadığımız hayattaki memnuniyetsizliklerin cehenneminde değil miyiz? Veya kaçışın cehenneminde değil miyiz? Bazı insanlar şunu diyebilir. Ben böyle şeyleri düşünmüyorum. E ne yapıyorsun? Sen de kaçıyorsun. Keyfe kaçıyorsun. Maddi hazlara kaçıyorsun. Başka şeylere kaçıyorsun. Peki Hazreti Muhammed bir yere kaçtı mı? Veya dikkat edin, zaman zaman hatırlatıyorum. Yani Hazreti Muhammed Hira'ya niye çıktı? Niye çıktı? Yani saygı duyulan biriydi değil mi?
hürmet duyulan biri. İşte Hacer-ül Esved'in konulmasında bile kendisine hürmet edilen, hakemliği kabul edilen biri. Ne arıyordu? Evlendi de çok iyi de bir eşi vardı. Maddi olarak bir ihtiyacı da yoktu. Hani biz hep böyle anlatırız ya, işte Amine'nin yetimi, işte Abdullah'ın öksüzü yetimi diyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Muhammed Allah'ın kulu. Allah'a aidiyetinin idrakine varmış. Hira nedir? Hira, Hazreti Muhammed'in Allah'a olan aidiyetinin kendi köklerini Allah'ta bulmanın bilincine kavuşmasıdır. Mesela insanlar oluyor ya böyle, köklerimi arıyorum. Hangi kökünü arıyorsun? Yedi boy ceddini mi arıyorsun? Ne arıyorsun? Kökün dediğin nerede? Tabii ki. Ama bakın aslında inziva hani zahiren illa bir mağarada gerçekleşmeyecek. İlla bir insanların olmadığı yer demek değil. Sizin şuurunuzda insanlar var mı yok mu? Biraz buna bakmamız gerekiyor. Yoksa Hira'ya da gitseniz kafanızda insanlar da gideceksiniz. Hira'ya gideceksiniz. Eşinizle, çocuğunuzla, sizi anlamayan insanlarla, sevgi bilmeyen insanlarla gideceksiniz. Veya neyle gideceksiniz? Kendi benliklerinizle gideceksiniz. İşte ben şu hatayı yaptım, şöyle yapmamalıydım. İşte hayatımda şu kararlarım doğru değildi. Şu kararları verseydim aslında hayatım çok daha farklı olabilirdi. Bunlarla gideceksiniz. Hepsini bırakın. Tırnak içinde hatalarınızı da bırakın. Yanlışlarınızı da bırakın. Günahlarınızı da bırakın. Beklentilerinizi, ihtiyaçlarınızı, korkularınızı bıraktığınız gibi hatalarınızı, kusurlarınızı, günahlarınızı hepsini bırakın. O zaman geriye kalan gerçek kendiniz olacaktır. Zihninizin oluşturduğu tüm benlik imajlarını bırakın. O zaman gerçek kendinize doğru yol alabileceksiniz. Evet, var mı soru sorun? Hocam yani burada aslında Allah'la aramızı bir şekilde yani düzeltmemiz, bir bağ kurmamız gerekiyor. Bağ kurmak da değil, buyur devam et. Yani bunu nasıl başaracağız? Allah'la bağ kurmamıza gerek yok arkadaşlar. Allah'la bağ kurmayı düşünen de zihin. Zaten Allah'la bağlısın. Ya aramızı nasıl düzelteceğiz? Öyle söyleyeyim. Aramız yok. Bir ara yok arkadaşlar. Ara yok. Boşluk yok. Uzaklık yok. Bakın zihniniz dikkat edin. Bakın şöyle bir sakin durun ve zihninizin sorularını görün. Daha doğrusu bakın bir adım daha geriye gideyim. Zihninizin sorularını görün. Bunları üreten zihninizi de toptan görün. Bakın zihninizin sorularını da görün. Bu soruları üreten zihni de görün. Soru artık kim soru üretecek? Soru yok. Allah'la bir aramız yok. Boşluk yok. Uzaklık yok. Allah şah damarından daha yakın değil mi? Allah bunu söylüyor. Peki Allah şunu diyor mu? Ya bakın aranızı benimle aranızı düzeltin. Ya işte iyilik yapın, doğru olun, adil olun, merhametli olun. Size şah damarından daha yakın olacağım mı diyor. Kullarıma de ki onlara şah damarından yakının diyor. Peki niye kullarıma de ki diyor? Çünkü kullar henüz farkında değil. Yani biz farkında değiliz sadece. Peki bu farkındalığımızı perdeleyen ne? Zihnimiz. Onun soruları. Sen şimdi çok günahkarsın. Şimdi sen de Allah'a çok yakın olacaksın. Onlar evliya.
Sen kendini evliya olarak mı görüyorsun? Sen kim, onlar kim? Yani Allah şimdi nasıl böyle sana yakın olabilir? Sen çok günahkarsın, kusurlusun. Bir sürü hatan oldu. İşte namazın bile doğru düzgün değil falan filan. Bakın ne yaptı zihin sizi? Uzaklaştırdı. Dolayısıyla dikkat edin bakın. Soru üreteni de görün, soruları da görün. Ama ondan daha çok üreteni görün. O sorular kimin tarafından üretiliyor? Bırakın böyle yapabilirseniz sorunun olmadığı, mekanın olmadığı, zamanın olmadığı, günahın olmadığı, sevabın olmadığı. Bir noktaya varmaya çalışın. O noktada durmaya çalışın. O noktayı fark edin. O zaman göreceksiniz ki aslında zihniniz o kadar çok hikaye üretiyor ki. O kadar çok hikaye üretiyor ki. Ve siz o hikayelere o kadar çok inanıyorsunuz ki, o hikayelerin arkasına o kadar çok takılıyorsunuz ki. Ve bir anda uzaklaşmış gibi oluyorsunuz. Yani aslında zihninizin rüyasındasınız. Zihninizin rüyası size uzaklık hissettiriyor. Yani şöyle düşünün. Bir çocuğunuz var. Çocuğunuzu böyle kucaklamışsınız. Çocuğunuza, işte diyelim ki 5-6 yaşında çocuğunuza sarılıp uyuyorsunuz. Bir ve berabersiniz. Sarılmışsınız çocuğunuza. Sonra çocuk uyuyor. Rüya görüyor. Rüyasında annesinden bir uzaklaşmış, bir uzaklaşmış ki. İşte annesinin bir sözünü dinlememiş. İşte annesi de onu bırakmış. İşte o da böyle kimsesiz hissediyor kendini. Ne yapacağım diyor. İşte benim bu kimsem de yok. Kim benimle arkadaş olacak diyor. Hikaye, 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 hikaye. Birini buluyor. Sonra o bulduğu biriyle 2-3 ay arkadaşlık yapıyor. Sonra o kişi onu terk ediyor. Sonra diyor ki bak beni terk etti görüyor musun diyor. İşte benim şansım da böyle zaten diyor. Sonra birini görüyor. Biriyle çok iyi arkadaş bir başkası. Ya diyor keşke bunun gibi bir arkadaşım olsa. Ne mutlu olurdum diyor. Hikaye devam ediyor, ediyor, ediyor. 60 sene hikaye devam ediyor. 60 sene rüya devam ediyor. Sonra 60 sene sonra uyanıyor. Bir bakıyor annesinin kucağında. Zaten hiç ayrılmamıştı. İşte bizim halimiz buna benziyor. Peki bunu kim üretti? O uyku ve o rüya üretti. O uyku ve rüya nedeniyle o çocuk kendisini annesinden uzak, kopuk hissetti. Belki bunu unutmak için kendine bir arkadaş edinmeye çalıştı. Sonra oradan da hikaye devam etti. Hikaye nasıl devam etti? Ya işte insanlar da çok nankör, işte yapayalnızım. İşte kimse kimseyi anlamıyor. Herkes bu dünyada aslında bir tarafıyla yalnız. Falan böyle buradan da güzel edebiyat çıkıyor. Rüyada edebiyat. Değil mi? Aslında şu dünyada gördüğünüz edebiyat rüya edebiyatı. Yani zihin. Evet, zihin edebiyatı. Zihnimizin bir kurgusu olarak onları da çok güzel edebi eserler olarak okuyoruz. Peki rüyadayken siz rüya görürken onun asıl gerçekliği rüyayken evet, evet. İşte o yüzden ne deniyor? Zihin rüyasından uyanmak gerekir ki insan gerçeği olduğu gibi görebilsin. Hocam belki bu çarpı zihin sebebi zihnimiz mi diyorsa bizim zihne yüklediğimiz anlam var. Tabii yani zihne yüklediğimiz anlam. Bunu şuna benzetebiliriz. Yani bu bize mi bağlı? Mesela çevremiz şimdi şöyle o zaman bir örnek vereyim. Şimdi eğer
zihni tek referans kabul eder ve tamamen ona inanırsanız zihne tamamen malum olursunuz. Ama zihin bir hikaye üretir. Siz de onun hikaye olduğunu bilerek onu dinleyebilirsiniz. Yani dinlemekten kastımız %100 onaylamak değil. Onun bir hikayesi var. Hani bazen ben yine buna şöyle bir örnek veririm. Mesela çocuk oyun bilinci içinde ne yapar? İşte mesela eğer görmüşseniz çok ilginçtir oyun bilinci. Mesela çocuk der ki işte amca sen burada otur. Ben sana yemek yapacağım. İşte alır o oyuncak mutfak eşyalarını. İşte der ki işte şimdi çorbayı koydum. 5 dakika sonra pişecek. Sonra işte 5 dakika geçer. Size o oyuncak tabağıyla çorba ikram eder. Şimdi bu çocuk o orada çorba olmadığını bilmiyor mu? O biliyor ama biz bilmiyoruz sanki. Ha, şimdi bakın çocuk bilincinde ne var? Oyun bilincinde. Çocuk zihninin inşa ettiği şeyi görüyor, fark ediyor. Ona da bir tırnak içinde göreceli gerçeklik değeri atfediyor ama mutlak gerçeklik değeri atfetmiyor. Yani o çorbayla doyulmayacağını biliyor. O çorbanın hakiki bir çorba olmadığını biliyor. Bizim mutlak gerçeklik adetme ihtiyacımız nereden kaynaklanıyor? Çünkü mutlak gerçeği idrak ediyorduk, unuttuğumuzda onun yerini bir şey almak durumunda olduk. Evet. Mutlak gerçeğin farkındaydık ama onu unuttuk. Onun yerine mutlak gerçeklikmiş gibi görünen bir şeyi zihnimiz koymaya başlıyor. Biz de ona o değeri atfediyoruz. Aslında çocuğun oyuncaklara verdiği değer kadar bir değeri var değil mi? Göreceli değer. Aslında. Evet, yani mutlaka göre her şey. Bakın, dünya hayatı bir oyun ve eğlencedir. İfadesi aslında mutlakın farkında olmayan insanlar için söylenmiş bir şeydir. Yani siz mutlakın ne olduğunu bilmiyorsunuz. Mutlaktan uzaksınız. Bu yaşadığınız şeyi mutlak zannediyorsunuz. Halbuki aslında bu sizin mutlakın yerine koyduğunuz, koymaya çalıştığınız bir oyundan başka bir şey değil. Halbuki bu göreceli olanın da kendine göre bir anlamı var. Yani çocuk orada aslında oyun oynarken aslında bir şeyi deneyimliyor. İşte yemek yapmak, işte evcilik oynamak vesaire bir şeyi göreceli olarak deneyimliyor. Onun da kendine göre bir anlamı var. Ama mutlak değil. Özün deneyime ihtiyacı yok ama. Hayır, özün deneyime tabii ki. İhtiyaç kavramı değil o. O özden taşan bir imkan. O kadar. Yani yoksa bir ihtiyaç kavramı değil. Mesela hani çokça sorulur değil mi? Tanrı yaratmaya ihtiyaç mı duydu? Niye ihtiyaç duydu? Bu soruları dini bağlamlarda bize sorduran nedir aslında? Zihnimizdir. Anlatabildim mi? Yani zihnimiz bu tür tırnak içinde boş sorular soruyor. Tanrı niye yaratmaya ihtiyaç duydu? Çünkü zihnimiz bir şeyi ihtiyaç üzerinden ancak yapıyor. İşte ben bir şeyi niye yaparım? İhtiyacım vardır. Veya işte tırnak içinde zevk için yaparım. Zihnimin kendine göre kavramları vardır. Bunları da biz garip bir şekilde yaradana yüklemeye çalışıyoruz. Bunlar hepsi yanlış sorulardır. Ama yine de bunlara bizler cevap vermeye çalışıyoruz. Bana göre aslında çok da cevap vermenin gerekli olmadığı. Belki burada bu tür soruları sorana işaret etmemiz gerekiyor. Yani bak bu tür soruları kim soruyor? Ve sen bu tür soruları sormakla aslında Tanrı'yı da kendi tırnak içinde beşeri insani seviyene indirgemiş olmuyor musun? Bak bir dikkat et. Bu da bir başka bahis. Dünyada var olur sebebimiz biraz deneyim yaşamak adına değil mi? Deneyimlemeye geldik. Şimdi bakın varoluş sebebimizi de sebebimiz kavramına da gerek yok. Böyle bir varoluştaysak bunun anlamı budur. Evet, yani
muhtaç olduğumuzdan dolayı değil, varoluş sebebimiz bu olduğu için dünyaya geldik değil. Tanrı'nın sonsuz imkanları var, bu da o imkanlardan biri. Onun sonsuz imkanlarının bir açılımı bunlar. O kadar. O yüzden bu dünyada bir gün yaşasan da öz için bir problem değil, 1000 yıl yaşasan da bir avantaj değil. O yüzden kendimizle ilgili ürettiğimiz cümlelere, kavramsallaştırmalara biraz bir adım mesafe koyarak bakmak durumundayız. O yüzden tekrar hatırlatıyorum. Yani Muhammedun Resulullah nedir? Kendini Allah'la tanımlamaktır. O zaman dön ve kendine şu soruyu sor. Ben kendimi ne ile tanımlıyorum? Ben kendimi ne ile tanımlıyorum? Benim gerçek varlığım nedir? Gerçek varlığın Allah'la tanımlanacak bir şeydir. Senin gerçek kendiliğin ilahi nitelikte bir şeydir. Senin o ürettiğin bütün dini kavramsallaştırmalar bile son tahlilde aşılması gereken şey. Ben çok günahkarım. Bırak onu. İyiliklerini de bırak, sevaplarını da bırak, ibadetlerini de bırak, kusurlarını, hatalarını, günahlarını, hepsini bırak. Ne kalacak? Bak o kalan sensin. Günahı da yok, sevabı da yok. Övündüğü, bireysel olarak övündüğü hiçbir şey de yok. İşte bu sensin. Orada ben kavramının da bir yeri yok. Bireysel bir öznelik yok. Ha, bireysel öznelik nedir? Bir deneyimdir. Ama o sen değilsin. O bir deneyimdir. Yani tırnak içinde nasıl ki bir kişi tiyatroda bir oyun oynar, o tiyatro oyununda bir rol alır ve o rolü de en güzel şekilde yerine getirir, değil mi? Şimdi aslında bizim bu hayatta aldığımız birçok roller var. Ama gerçek kendimiz olarak onları algılarsan işte orada hata yapmış olursunuz. Onlar rollerdir. Anne rolü, baba rolü, arkadaş rolü, eş rolü, evlat rolü, tırnak içinde mağdur rolü, aldatılmış rolü, sevilmemiş rolü, aldatmış rolü, günahkar rolü, hepsini yaşadınız. Tamam, şimdi gerçek kendinize dönün. Yani tiyatro sahnesinden inen bir kişi kendisini o oyundaki kişiyle tanımlayıp buna devam eder mi? Yani şey düşünün mesela, Cüneyt Arkın, film bitiyor. Ben diyor Kara Murat. Bu ne şimdi? Garip bir şey değil mi? İşte yaptığımız şey bu. Biz hepimiz ben Kara Murat. Ben Romeo, ben Juliet. Bunlar hepsi tiyatronun parçaları. Ben diyorum ki işte ben İsmail. Ne zaman doğdum? Şu tarihte. İşte ailem şöyleydi, anne babam şöyleydi. Bu ne? Benim izafi düzeydeki deneyimim, benim kendimin, gerçek kendimin hikayesi değil. Gerçek kendim zaten hikayenin parçası da değil. Hatta bununla ilgili şey derler işte, Beyazıt Bistami gerçek kendini bulmuştur. Sonra birisi gelir, işte kapıyı açar, o kişi der ki, Beyazıt'ı arıyorum. O da der ki, ben de arıyorum. Ve işte sen Beyazıt mısın? Öyle diyorlar der. Burada kastedilen nedir? Anlayabiliyor musunuz? İşte sen Beyazıt mısın? Öyle diyorlar der.
Çünkü artık o kendisini öyle demiyor. Artık kendisi Beyazıt değil yani. O yüzden hikayelerinize, acılarınıza, mağduriyetlerinize, tırnak içinde, beklentilerinize, umutlarınıza, hatta işte bu benim özelliğim diye övündüğünüz değerlere de biraz mesafe koyun. Hepsi Tanrı'nındır. Mesela ben çok fedakar biriyim. Bak öyle deme. Tanrı'nın fedakarlığı görünüyor de. Ama ben çok fedakarım deme. Ben çok merhametliyim deme. Ben çok beklentisizim deme. Ben çok güçlüyüm de deme. Ben çok güçsüzüm de deme. Benim çok sevabım var da deme. Ben çok günahkarım da deme. Ben çok akıllıyım da deme. Ben aptalın tekiyim de deme. Ben çok şanslıyım da deme. Ben çok şanssızım da deme. Bütün bunlar zihin oyunları. Birisi ben çok akıllıyım rüyası görüyor. Öbürü ben aptalın tekiyim rüyası görüyor. Bir fark var mı arkadaşlar? Birisi kral rüyası görüyor. Birisi hizmetçi rüyası görüyor. Birisi aldattım rüyası görüyor. Birisi aldandım rüyası görüyor. Birisi beni çok severler rüyası görüyor. Birisi beni hiç kimse sevmiyor rüyası görüyor. Birisi ben dünyada istediğim her şeyi elde ettim rüyası görüyor. Öbürü benim dünyada istediğim hiçbir şey olmadı rüyası görüyor. İşte bir başkası da diyor ki benim iradem var mı yok mu? O da rüya. Onu da bırak. O zaman gerçek kendilik kendini gösterecektir. Peki çarpıtılmamış bir zihnin doğası var mı? Tabii çarpıtılmamış bir zihnin de kendi doğası vardır. O iyi bir hizmetkardır. Sahte kendiliklerden, onlarla o güçlü tutunmalarımızdan biraz ayrışalım. Yol budur. Yani çok fazla teorik soru sormak da zihnin bir oyunudur. Çünkü zihin şey der, bütün soruları cevaplarsam bulacağım. Bu da zihnin bir oyunudur. Evet, teşekkür ederim.